Taşko'nun son ermesini. Adım adım dünya şampiyonluğuna doğru gidiyor Metehan Başar. Dünya şampiyonluğuna gidiyor Metehan Başar. 2000 önde. Geliyor Metehan Başar. Özcan rakibi karşısında. 5 saniye. 4, 3, 2. Kutla ne yaparsa yapsın. Metehan Başar. 2000 üstünlük sağlıyor. Kalmaz rakibinin başını giderek girer karşılaşmasında. Sakarya'mızın, Sapanca'mızın evladı huzurlarınızda. Öncelikle şahsım, belediyem ve Sapanca'm adına teşekkürlerimi arz ettiğimi, şükranlarımı arz ettiğimi belirtmek istiyorum. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda diğer rakiplerini yendiği gibi finalde Alman rakibini 2-1 yenen milli güreşçimiz Metehan Başar ilçemizin milli gururu olmuştur. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmuştur. Tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyor. Ömür boyu sağlık sıhhatli bir şekilde geçirmesini diliyor. Başarılarına başarılar eklemesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Ve yine bugüne kadar şu an aklımda olan isimlerini zikrettiğim ülkemizin yine bayrağımızı gönderip diktiren Hüseyin Akbaş, Celal Atik, Mustafa Dağistanlı, Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Yaşar Doğu, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar gibi milli sporcularımızı Mithat Bayrak ve bunun gibi ülkemizin, ecdadımızın, milletimizin çıkarttığı milli değerlerimiz, milli sporcularımızı yine cani gönülden tebrik ediyor. Yaşayanlara sağlık, sıhhat, afiyet diyorum. Vefat edenlere cenneti mekan olsun diyorum. Evet, söylenecek çok şey var ama şahsım mutluluk adına, sevinç adına resmen bir şey çıkamıyor. Gerçekten çok mutluyum, çok sevinçliyim. Sizleri de bu mutluluğa olduğunu görüyorum. Tekrar tekrar bu kardeşimizi bizleri sevince boğduğundan, gurura boğduğundan ve dünya lideri Cumhurbaşkanımızın telefonda, olimpiyatlarda, Sapanca Dağları'nda daha da spor yapacaksın, o imajı, o mesajı vermesi bizleri adeta daha da gururlandırmış, daha da mutlu etmiştir. Bu bağlamda tekrar tekrar huzurlarınızda şahsım ve belediyem ve ilçem adına gururla, sevinçle Türk milletinin istediği zaman, istediği yerde knockout edeceğini, altın madalyaları kazandıracağını, sade sporda değil, her alanda, güreşte değil, her alanda başarıya imza atacak bir millet olduğumuzu biliyor ve görüyoruz. Bundan sonra da yakışan diyorum inşallah olimpiyatlarda Sapanca'mızı ve ülkemizi, ayıldığımızı dalgalandırmak diyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Metehan Başar hediyesini vermek üzere. Hakkı Başar da aramızdalar. Kendilerine de hoş geldin diyoruz. Evet. 34 bin kadar araç sahibi. Lütfen aracınızı yoldan alınız. Evet, gene amcasının oğlu. Milli güreşçimiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkesin ayağına sağlık. Burada kısa bir süre önce Fransa'nın Paris kentinin şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya getirdim. Tabii bu hep hayalini kurduğum bir şampiyonluktu. Bana da nasip oldu. Öncelikle bu madalyayı Sakarya'ya, Sapanca'ya getirdiğim için çok mutluyum gerçekten de. Bravo.
Yani buradan Sabancı'dan böyle şampiyonlar çıkması gerçekten çok güzel bir şey. Zaten nice şampiyonlarımız var burada. İnşallah benden sonra da nice Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonları Sabancı'dan çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada bu organizasyonu yapan Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum huzurumuzda. Bu dua eden, destekleyen herkesten Allah razı olsun. Tekrardan herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel. Fiyatlarda da böyle altın madalyayla dengeliyorsun de bu milletin yüzünü böyle tamamen güldürürsün. İnşallah. Çünkü sporla meşgul etmek demek kötü alışkanlıklardan, yani sporla uğraşan bir milli oyuncu, futbolcu veya atlete her şey çok çok nadirdir. Bilmiyorum ben, yani böyle negatif %1, %1000 o da insanın doğasında ve tabiatın kuralında olan şeylerdir. Dolayısıyla diğer kardeşlerimizi, geçen de yine farklı kategorilerde kardeşlerimiz şampiyon oldular. Ama tabii her bir derece var. Bu derecede de şu an Sapanca'mızda ve bayrağımızı en üst düzeyde dalgalandırmak çok ve çok önemli. Aynı şekilde de ilk filizi attık. Minder Sporları Okulu'nu Sapanca'da hayata kavuşturduk, başlattık. Ama gönlüm eksik çünkü tam istenilen düzeyde değil. Bunun da şeyde bir hocalarımız var. Hele bizim değerli Hamdi hocamız burada mı? Burada önce bilirsek Sapanca'mıza bir güzel hizmet daha yapmış olacağız. Ama şu anlık çalışıyoruz. Bunu da arkadaşlar zaten görüyor. Hocalarımıza karınca karınca destek vermeye çalışıyoruz aylık olarak. Mekanlarını fiziki çalışma ortamını hazırlıyoruz. Bu bağlamda Sakarya'da bir atılım yapan Hendek Belediyesi, mesela Ali abi, Allah razı olsun, o bayağı bir güreş noktasında mesafe aldı. Ve Türkiye'ye bu maneviyatta olacak bir şey, böyle içten gelen her şey değil, parasal boyut değil, manevi boyutta ve vatan, millet, milliyetçilik ruhunu kamçılayarak sahiplenme noktasında olur. Evet, başlık şu oluyor.